Videoların çoğu yarı tanrılar ve onların etrafındaki olaylar hakkındaydı ve çoğunu inceledik. Ancak Shadow of the Earth Tree ile yeni bir yarı tanrının varlığı kesinleşti. Melina, Marika ve Radagon'un altın düzenden önce doğan kızı. Kardeşleri gibi o da lanetli. Ateş ile. Bizim karşılaştığımız hali de bu lanetin gelişimi veya sonucu gibi. Yanmış ve vücutsuz, sadece ruh olarak karşımıza çıkıyor. Vücudunda da yanık izlerini görebiliyoruz hatta. Maceramızda bize yardımcı oluyor. Çünkü onun da örtüye girmesi lazım ve iki büyük ürün olmadan Lendel'in mührü açılmıyor. Melina'yı ağaca getirdiğimizde ise amacına ulaştığını söylüyor. Örtrinin içinde annesinin ona verdiği amacı buluyor. Ve bu amaç şu an hayatta olmasının tek sebebi. I'm searching for my purpose, given to me by my mother inside the Earth-tree long ago, for the reason that I yet live, burned and bodiless. Yani Melina yandıktan sonra Marika onu hayatta tutuyor ve ruh olarak yaşamasını sağlıyor. Amacı ise Earth-tree'yi yakmak. My purpose serves to aid in that very act. I can set the Earth-tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Marika'nın burada yaptığı planının devamı ve aslında olayların sıralamasını da biraz ortaya çıkarıyor. Melina, yeni Elden Lord'a rehberlik etmesi için Marika tarafından görevlendirilmiş. Yeni Elden Lord'un yarı tanrılar arasından biri değil, lekelenmişlerden biri olacağını da Marika söylüyor. Then, after thy death, I will give back what I once claimed. Return to the lands between, wage war, and brandish the Elden Ring. Grow strong in the face of death, warriors of my lord, Lord Godfrey. Melina'nın ilk ölümü, Godfrey'nin sürgününden sonra olmuş olmalı. Aynısı Mesmer'ın seferi için de geçerli. Çünkü karşılaştığı anda bize lekelenmiş diye sesleniyor. Lekelenmişin ne olduğunu biliyorsa, gölge diyarının mühürlenmesi de sürgünden sonra yaşanmış olmalı. Maceramızın sonunda Melina tekrar yanıyor ve bize yolu açıyor. Melina hakkında bildiğimiz şeyler bu kadar. Gölge diyarında yeni bilgiler beklesek de sadece teorilerimizi doğrulamış oldu. Ancak son bir sahne daha var. Lord of Frenzied Flame. I will seek you as far as you may travel. To deliver you what is yours. Destined death. Melina'nın ölüm rünüyle ilişkili olması ve mor gözü başka bir karakterle benzerliğini ortaya çıkarıyor. Glowmite Queen. İsmindeki Glom kelimesini çevirmek biraz zor. Alacakaranlık ya da tan anlamına geliyor. Güneşin doğuşundan ya da batışından biraz önceki zaman. Gökyüzünü bu halde düşündüğümüzde genelde turuncu ya da mor renk aklımıza geliyor. Fakat oyunda bahsedilen mor. Çünkü kendi askerlerinin giyimlerinde bu rengi direkt görüyoruz. Akılda kalması için de bundan sonra Mor Gözlü Kraliçe diye bahsedeceğim. Mor Gözlü Kraliçe, Godskin yani tanrı derileri yaratan ve kontrol eden siyah ateşin sahibi bir Empyrean'dı. Ölüm rününe hizmet eden tanrı deriler siyah ateşleriyle tanrıları öldürebiliyordu. Ancak kraliçenin Maliket tarafından öldürülmesiyle görevleri sona erdi. Siyah ateş gücünü kaybetti ve amaçsızca dağıldılar. Bu bilgiler oyundan elde ettiklerimiz ve gayet de yeterli. Mor Gözlü Kraliçe'nin kundak örtüsünden tanrı derileri yarattığını ve bu örtünün bile derilerin dikilmesinden yaratıldığını öğreniyoruz. Yani bu varlıklar gerçekten deriden büyüyorlar. Ancak bunlar hangi tanrıların derisi? Kıyafetlerine baktığımızda birden fazla yüz görüyoruz. Öldürdükleri tanrı sayısı elle sayılabilecekten fazla. Hem de bunlar sadece geriye kalanlar. Bahsedilen tanrılar Marika'nın yarı tanrıları olamaz. Çünkü ilk ölü yarı tanrı Godwin. Ve siyah ateş varken Rani'nin komployu kurmasına gerek kalmazdı. Geriye kalanlar ise gölge diyarında karşılaştığımız ilahlar. Hornsent kültürünün ilahiyat ve Crucible üzerine olduğunu öğrenmiştik. Tanrıları ve ilahi varlıkları ile de oyunda karşılaşıyoruz. Hatta tanrı olmanın yolu onların kulesinden geçiyor. Ve hikayede bu sayıda tanrı başka hiçbir yerde bulunmuyor.
Fakat Hornsentlerin tanrılarının öldürülmesinin bir sebebi olmalı ve böyle büyük bir katliamı da unutmazlardı. Neyse ki böyle bir olay var ve çok araştırma yapmamıza gerek yok. Mor Gözlü Kraliçe hakkında bildiğimiz diğer şey ise Empyrean olması. Empyreanlar, Marika'nın yerine geçmeleri için seçilen tanrı adayları. Bu adayların her biri Elden Ring'e sahip olmak için uğraşmıyor. Hatta bizim bildiğimiz hiçbir Empyrean bunun için uğraşmıyor. Fakat Mor Gözlü Kraliçe'nin Marika'nın gölgesi Maliket tarafından öldürüldüğünü düşündüğümüzde en azından Marika'ya karşı hareket ettiğini çıkarabiliriz. Diğer Empyreanlara baktığımızda ise hepsinin ortak bir özelliği var. Her biri Marika'nın çocuğu. Hatta iki tanesi Melina ile aynı şekilde doğmuş öz kardeşleri. Bu kadar karşılaştırmanın ardından bence direkt Melina'nın Mor Gözlü Kraliçe olduğunu söyleyebiliriz. Ama iki karakteri birleştirdiğimizde yeni bir hikaye ortaya çıkıyor ve yeni cevaplar elde edebiliyoruz. Leyndell'e yeni tanrıların şehrine girdiğimizde göze çarpan bir şey var. Şehir külle dolu. Nedenini ilk görüşte fark edemesek de ilerlediğimizde külün nereden geldiği belli oluyor. Bu Earth Tree'nin neden böyle göründüğünü de açıklıyor. Shadow Tree yani gölge ağaç daha fiziksel ve katı duruyorken Earth Tree ışıktan bir hare gibi. Her yerden görünüyor, hatta bazen diğer maddelerin önüne bile geçiyor. Gerçek bir ağaçtan çok bir büyüye benziyor. Ağacı yakabilen tek ateşin devlerin ateşi olduğunu biliyoruz. Ama benzer bir olay gölge diyarında da yaşanıyor. Gölgeli kuleyi açmak için Mesmer'ın ateşiyle mühür ağacını yakıyoruz ve kuleye ışınlanıyoruz. Melina'nın ateşiyle Earth Tree'yi yakıyoruz ve Farum Azul'la ışınlanıyoruz. İkisi de benzer büyüler ve ikiz kardeşlerin ateşleriyle açılmaları teoriyi güçlendiriyor. Mor Gözlü Kraliçe'nin ateşe nasıl ulaştığını da anlamak zor değil. Çünkü ateşin koruyucuları arasından bile ona katılanlar var. Bu kadar spekülasyondan sonra artık Melina'nın hikayesini yazabileceğimizi düşünüyorum. Melina, ateş ile lanetli olarak Marika ve Radagon'dan doğuyor. Altın düzen kuruluyor ve Marika, Mesmer'ın seferini başlatıyor. Bu seferle birlikte Melina'yı tanrıları öldürmekle görevlendiriyor ve ateşini Elden Ring'den çıkardığı ölüm rünyeli güçlendiriyor. Mesmer, Hornsent'i katlederken Melina tanrılarını öldürüyor ve derilerinden askerlerini doğuruyor. Fakat Melina bir yerde Marika'ya karşı çıkıyor. Bunun nedeni kardeşlerinin haksız yere sürgünü ve mühürlenmesi olabilir. Mor Gözlü Kraliçe adını alan Melina, tanrı derileriyle altın düzene saldırıyor ve Earth Tree'yi yakıyor. Leyndell'de küller birikse de bizim kadar başarılı olmadığını görüyoruz. Çünkü Melina Farum Azula'ya geldiğinde Maliket'i yenemiyor. Böylece ölüm rünü mühürleniyor ve siyah ateş tanrı öldürme gücünü kaybediyor. Ancak Marika Melina'nın ölmesine izin vermiyor ve ruhunu Earth Tree'de tekrar canlandırıp ona bir görev veriyor. Lekelenmişlere yardım et ve Earth Tree'yi yak.